Sizin evinizde akıllı tahta mı var? Evet arkadaşlar, tam sayıların üçüncü dersinde birlikteyiz. Benim evimde akıllı tahta var. Bu televizyon değil, bu akıllı tahta. Ha, istersem televizyona çevirebiliyor muyum? Evet, çevirebiliyorum. Veya istersem bilgisayar olarak kullanabilir miyim? Evet, kullanabiliyorum. Böyle. Wow. Evet. Evet, kaç bin aldınız? Valla Yüzünüzle para vermedim buna. Bir öğrencimin babası, arkadaşım o ayarlamıştı. Öyle. Çok şükür. Evet. başlamadınız hocam. Hocam kukuyu nereden? Kukuli dinleniyor, dinleniyor. Rahat bırakın çocuğu. Hocam bu ne ya? Bir ders geliyor, 10 ders dinleniyor Ya ama. şimdi Evet onda hocam, biz ne yapalım? yoklama sıkıntısı yok. Hocam Bir de o asistan olduğu için derslere beleş katılıyor. Para problemi de yok. nasıl ya? Yoklama sıkıntısı da yok o yüzden. Hadi Hocam başlayalım Duru. Arkadaşlar, negatif olanları negatife, pozitif olanları pozitife yazın demiş. Biliyorsunuz artı yazsa da yazmasa da biz tam sayıları pozitif diyoruz. Yazmazsa veya yazarsa değerli. Arkadaşlar, negatiflerde mutlaka eksi yazmak zorunda. bir dakika. Anlaştık mı efendim? Elif Azra, şu kameranı ayarla. Musa Selim, ekranını aç. Haydi. Evet. Burayla ilgili sorusu olan var mı? Yok öğretmenim, birkaç tane Hayır. bekleyebilir misiniz? Yazın, yazın. Sadece burada bilmemiz gereken 3 demek aynı zamanda artı 3 demektir. Yani bunu bilmemiz lazım. Bu konu bizim için önemli çünkü 7. sınıfta buradan başlıyoruz. 7. sınıfın ilk konusu tam sayılar. Tam sayıları yapamayınca Yunus Emre, ileride Hocam, sorular puf. Evet. hocam, Buyur Elif yani abla. eksiler negatif mi oluyor? Eksiler negatif tam sayılar. Mesela artı olsaydı. Bakın burada hiç artı olsaydı pozitif. Şey yok. Burada Tuna, sıfırı bir yere yazmadık. Neden? Ebrar Yağmur. Çünkü adam iner, sıfır ne negatif ne de pozitifti. Hakem gibi Hırsız. yani. Ne o takımı tutuyor ne o takımı. Haydi Alperen, devam ediyoruz. Evet. Efendim, bazı hakemler ama tutuyor. 25 demek artı 25 demektir. Arkadaşlar, hava sıcaklığı sıfırın üzerinde 25 demek artı 25 demektir. Devam edelim. Eksi 3000. Ne olabilir? Titanik deniz seviyesinin 3000 metre altındadır ifadesi. Ne olur? Eksi 3000, deniz seviyesinin altına eksi diyorduk. Eksi 150, Bir zarar manav etmiş manav. 150 TL zarar etti. Evet, zarar ettiği için ne olacak? Hocam. Eksi de efendim. Zaten burada hepsinin cevabını vermemiş mi? Neyin cevabını vermemiş mi? Bu sorularda zaten söylüyor, hava sıcaklığı Tam mesela 25. eşleştirin diyor. İşte eşleştirme yapıyoruz. He, kolaymış. 90. Bakın 90'da bazısı durar sıfırda, Hocam bir bazısı iş. 90'da mı donar? İşçinin kazancı 90 lira İşçinin mı? günlük kazancı 90 Evet. lira. Artı olduğu için ne olacak arkadaşlar? Artı 90. Bu ne olacak? Sıfırın altı eksi 90. Eksi 25 ne olacak arkadaşlar? Dinç Para abi 25 TL para 25 harcadı. TL fazla harcadı. Evet, Ömer Faruk, para harcarsak eksiye gideriz. Dolayısıyla para harcadı. 3000 artı 3000, bak Balamir, Bir jet yerden 3000 metre yükseğe çıkar. yüksekteyiz Çıkabilir. değerli Hocam bir arkadaşlar. saniye bekler misiniz? Kontrol edeceğim. Yazın. Eşleştirin. Değerli arkadaşlar, Dijidemi'ye dikkat edelim. Dijidemi'deki ödevleri yapmamışız. Lütfen Hocam. Hocam ödevlerimizi bizim bu hafta yapalım. bayağı ödevimiz var. Hocam. Efendim. Ben Ben sınav sınav haftası İngilizce hocam. gireceğim. Ben yapmadım hocam. İngilizceden ben yapmadım da yapılmış gözüküyor bende. Arkadaşlar, lütfen kullanıcı adı ve şifrenizi, şifremi değiştir Değiştirdik bölümü hocam biz. var. Oradan değiştirin. Eğer şifrenizi Hocam bir şey değiştirirseniz kimse giremez. söyleyebilir miyim? Ben Adam değiştirdim. İnel, internetinde sıkıntı var. Seni duyamıyorum. Tamam hocam. Adam İnel. Enes, hoş geldin. Ekranını aç. Elif Azra, Enes, Musa Selim. Evet arkadaşlar, artı ve eksiye baktık. Sorularımızı çözelim. Buyurun.
Ali'nin 25 TL borcu olursa ne olur? Hava sıcaklığı 25 sıfır olur. üzerinde 12 olursa ne olur? Mustafa'nın Artı 12. asansörle zeminden 2 kat inmesi ne olur? Lütfen Ceyhan. konuşmayalım. Eksi Lütfen 2. C. konuşmayalım. Pardon. Arkadaşlar, konuşmuyoruz. Cevabınızı chatten gönderiyorsunuz. Lütfen konuşmayalım. Söyledik ama. Olmaz. Demek ki yanlış yaptınız. Ha. O zaman ne yapacağız? Söyleyenlere eskiden ne diyorlardı? Ağzına biber süreceğiz. Evet arkadaşlar. Evet. Bakın borcumuz varsa -25. Sıfırın üstündeysek +12. 2 kat aşağıya inmişsek -2. Hocam, Efendim? bir şey üstünde olunca artı oluyor, değil mi? Yani yukarıda olmak, artıda olmak, altta olmak, -de olmak. Ben Aşağıdaki bunu tüm çok anlayamadım sayılardan sizce. hangisi? Hangisi? Sayı doğrusu üzerinde -7'nin solunda yer alır. Bir Çete sayıdan mi? sola doğru gidersek sayı Hocam bu küçülürdü. çete mi yazacağım? Tabii. Yazabilir Çete, miyim? çete. Hocam Çete. şimdi geliyor mu sesler? Buldum. Geliyor, evet Hocam anımlar. benim. Hocam doğru ne? Efendim? Ben anladım da Hocam benim Sol. ilk Sayı attığım yanlış mı? doğrusunun solunda düşün diyor. Hocam Eksi. ben dersten çıkıyormuşum. Ne oldu anlamıyorum. Aynı anda izin almadan konuşmazsak sevinirim. Lütfen izin alarak konuşalım. Efendim Tuna. Hocam benim size ilk attığım yanlış, ikincisi doğru. Tamam. Bir kere atmanız yeterli Alperen. Arkadaşlar dikkat ediniz. Elif, Hocam benimki Elif doğru mu? dikkat. Sayı doğrusunu hatırlayalım. Efendim Hocam Ömer Yaman. ben mi? Genel Hocam söyledim. ben yolladım sizi. Tamam, dikkatli bakınız. Arkadaşlar, -7 buradaysa soluna doğru gideceğiz. Sıfır nerede kalır? Sağında mı, solunda mı? Sağ. Sağında. Sağında. Sıfır burası. -1, -2 diye gidiyor. -7'nin sonunda -8, -9, -10, -11. Bir kere pozitif şeyler olamaz. O A şıkkı diyenler var ya, o A şıkkı diyenler. Arkadaşlar kim olabilir? Eksi 15. -15 solunda yer alabilir. Sayı doğrusunda sola doğru Hocam gittikçe artı 15 devre sayı aşağı doğru gidiyor. doğrusunda sola doğru gittikçe sayılar küçülür. Sağa doğru gittikçe sayılar büyür. Şimdi sor Ömer Faruk. Hocam artı 15 diye başlıyor muydu? Nasıl? Artı 15 Evet hocam diye başlamıyor mu artı 15 diye? -7'nin solunda yer alır diyor. Sağında değil. Senin dediğin Ha. Ya bu soruyu sağında yer alır. bilmenize de gerek yok. Mesela eksi 5 artı Lütfen. 5 bir de artı 15 zaten direktmen Evet, 7'nin dikkat. üstünde. Sorumuza bakalım. -5 ile +4 arasında kaç tane tam sayı vardır? Dikkat. Alperen derse odaklan lütfen. Yoksa sana cevap Hocam vermeyeceğim. buldum. Derste bir şey yemeyelim. Evet. Kablo veya yiyecek bir şey yemeyelim. Evet. Yasak. Hocam doğru mu? Sormayalım. Bekleyiniz. Herkes sırasını beklesin. Sormayınız. Cevaplarınızı atınız. Evet. Bazı arkadaşlarımız aradaki bir sayıyı unutmuş. Enes'cim dikkat et Enes. Bize -5 demiş. -5 ile +4. Adam iner duru buraya bakın. -5'ten sağa doğru geliyorum. -4. -3. -2. Hocam -1. sıfırım 0. 1. 2. 3 ve 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha, arasında demiş değil mi? 5'i alma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa. Hocam ben Hocam 5'i ben aldım. doğru atmış Aa hocam. hocam Cevap doğru var mısınız? atmışım. Evet. Ben 5'i de Ne bileyim ben. almışım Yanlış yapacağınızı düşünmemiştim. Çoğunuz A herhalde. göndermişti. Evet.
Yanlış yapmışsınız. Arasında Hocam, diyor. Ben anladım bu konuyu. Hocam nasıl ya? Arada eksi 5 ile artı 4'ü almıyorsun. Evet, evet Elif Hanım. Hem doğru sıfır da var. 8 tane sıfır var. Unutmuşsunuz. Anladık mı? Şu aradakileri istiyoruz. Tamam hocam, anladım ben. Evet. Evet efendim. Hocam ben bu konuyu anlamışım. Bakacağız. Bu kolay soru. Kolay soru. Evet, yukarıdaki sayı doğrusunda verilen, sessiz olalım, noktalar eşit aralıklıdır. Buna göre A harfiyle gösterilen noktaya hangisi gelir? Evet, hadi sessizce bunu yapın. Anlamış mısınız? Görelim. Hadi bakalım. Bunu yapınca anlayıp anlamadığınızı söylerim. Evet. Haydi dostlar. Hocam benim bir fikrim var ama inşallah doğrudur. Hocam bugün bir tane çocuğun kafası yarıldı. Geçmiş olsun. Hoca direkt mi artık alışmış geçmiş Hocam, olsun. Hocam bizim okula da itfaiye geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam attım Hocam. Doğru mu? Hocam bizim okulda da her gün yangın çıkıyor ne hikmetse. Evet. Abiler tarafından hocam hem de. Tamam. Lütfen soruyu çözelim önce. Hocam çözdüm. Herkes göndersin. Hocam bir şeyler attım. Hocam bugün kaç dersimiz var? İki ders değil mi? Bugün 26 dersimiz var. Geriye kaldı 25 ders. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi burada hocam, ne yapıyorduk? Baktım, önce Asya, Ali lütfen hariçten konuşmayın. Benden söz almadan kimse konuşmasın. Ben evet. Bir şey demedim ki. Hiçbir şey demeyin. Benden söz alın, öyle konuşun. Çünkü çok karışıyor seslerimiz. Lütfen. Tamam. Arkadaşlar buradaki taktiğimiz neydi? Bu aralık ne kadar, ona bakıyorduk. Eksi 10'dan 0'a kadar gelirsek kaç adım geliriz? 10 adım. Oradan 0'dan da 6'ya giderken Enes 6 adım. Yani hocam bu kendisinde mi sayıyorsunuz? Elif Azra, ben konuşurken konuşunca ben seni anlamıyorum. Boşa okay. Konuşmuş oluyorsunuz. Bir şey soracaksanız el kaldırın ki seni görmüyorum zaten. Evet. Arkadaşlar bakın. Şimdi eksi 10 ile artı 6 arasını bulacağız. Duru, Ebrar, Yağmur, Yunus Emre. Eksi 10 ile 0 arası kaç birim? 10 birim. Birimin artısı eksisi olmaz. 0 ile 6 arası kaç birim? 6 birim. Yani Ömer, Faruk, Enes, bu uzunluk kaç birimmiş toplam? 16 birim. Yani ben eksi 10'dan 16 artı 6'ya gitmek isteseydim 16 adım atacaktım. Peki 16 adımı bulduk. Sonra ne yapıyoruz? Birincisi uzunluğu bul. Uzunluğu bul. İkincisi uzunluk kaç eşit parçaya bölünmüş ona bak. Bakıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 parçaya bulunmuş. Parçayı bul. Arkadaşlar nasıl buluyoruz? Balamir, Elif, 16'yı Tuna, İclal, kaça böleceğim? 4'e. Ne oldu arkadaşlar? Duru, 4 oldu. Demek ki ben ne yapacağım? 4'er 4'er yükseleceğim. Ya da 4'er 4'er azalacağım. Bazen arkadaşlar 4'er 4'er yükseltmeyi yapamıyorlar. O zaman azaltalım. Sola doğru gittiğimde azalacak ya. 6'dan 4 azaltırsam kaça gelirim? 2. Kaç? 2. Şimdi soru soruyorum, şimdi cevap verebilirsiniz. 2. Bakın burası artı 2. Peki İki. Arkadaşlar 2'den geriye 4 tane gelirsem kaça gelirim? Eksi 2. Evet, bir 2 tane geldim 0. Bir 2 tane daha gittim eksi 2. 4. Bakın burası ne? Eksi 2. Bana zaten neyi soruyordu? Eksi 2'yi soruyordu. Değerli arkadaşlar, yani A'yı. Anlaştık mı şimdi? Doğruymuş demek ki. Evet. Ben anlamadım diyen var mı acaba? Ben anlamadım, tekrar eder misiniz diyen?
Şey sorabilir miyim? Asya mı anlamadı? Hocam ben çok iyi anladım bu konuyu. Asya sen mi anlamadın? Evet hocam ben anlamadım. Asya önce toplamı bulduk 16'yı. Anladın değil mi orayı? Evet hocam orayı anladım. Asya 16'yı 4'e bölersem 4'tür doğru mu? Demek ki bu arası 4 birim. Sola doğru gittiğim için sayı küçülecek. 6'dan 4 çıkarttım. 2 mi kaldı? Asya bir daha sola gittiğim için 2'den 4 çıkaracağım. 2'den 2 tane geldim 0. Bir 2 tane daha gideyim ki 4 olsun. Ama sola doğru olduğu için eksik. Hocam ama, ben peşet alıp gelebilirim. Yani 0 şu arada kaldı. 2 geldim bir 2 tane daha gittim. Eksik. Devam edelim efendim. Aşağıdaki ifadelerden yine birisi kendi kendine konuşuyor. O kendi kendine konuşanı bulacağım. Gördün size soru sordu. Bak ben konuşurken soru sorma. El kaldır. Ben buradan görürüm. Elini kaldır görürüm seni. Kendi kendine konuşuyor. Kimse de duymuyor. Ben de duymuyorum. Evet. Hangisinin belirttiği tam sayı negatiftir? Kolay bir soru. Herkes doğru yapar. Evet, aferin, aferin. Geçiyorum. Evet, deniz seviyesinin 3 metre 6 demek, eksi 3 demektir. Diğerlerinin hepsi artı demektir değerli arkadaşım. Sayı doğrusu üzerinde A ve B tam sayılarının arasındaki uzaklık 3 birim ise A ve B sayıları Tuana hangisi olabilir? Arasındaki uzaklık 3 birim olacak. Hadi bakalım. Arasındaki uzaklık 3 birim olacak. Evet, anladım diyenleri göreyim. Ali aferin, hadi bakalım. Kimler anlamış? Çok basit. Evet, aferin İclal. Tuna olmadı, dikkat et Tuna. Yunus Emre tamam. Tuna acele etme. Elif olmadı. Acele ediyorsun. Heh, şimdi oldu. Tuna acele etme. Hadi diğer arkadaşlar. Alperen olmadı. Alperen dinlemiyorum beni. Elif şimdi oldu. Adam İnel olmadı. Hani biraz önce anlamıştınız. Elif Hanca aferin. Balamir olmadı. Ömer Faruk aferin. Evet. Hadi diğer arkadaşlar. Ebrar Yağmur aferin. Duru aferin. Güzel. Arkadaşlar şuraya dikkat edelim. A şıkkına bakıyorum. Ne diyor Asya? Eksi 1 ile artı 1. Dikkat edin aralarında ne var? 0. Bir birim burası. Bir birim de burası. Toplam kaç birim varmış aralarında? 2. 2. A'ya bakalım. Eksi 2 ile artı 5. Arada 0 var. 2 birim burada. 5 birim burada. Aralarında ne kadar yer var Yunus Emre? 7 birim değil mi? Topladığımda Enes. Anladın mı Enes bunu? Adam İnel. Anladık mı? Evet hocam. Arkadaşlar C diyenler artı 3 şey. Eksi 6 ile artı 3. Eksi 6'dan 0'a gelmek için 6 adım atarsın. Doğru mu? 0'dan 3'e gitmek için de 3 adım atarsın. Topladığımızda bu uzaklık ne oldu? 9. Eksi 5 ile eksi 8. Eksi 5 burada. Eksi 8 burada. 1, 2, 3 adım atarsam eksi 5'e gelir. Tamam mıyız efendim? Bakın evet. Anlamayanlar varmış. Balamir şimdi daha iyi anladın mı? Evet hocam. Peki. Hocam. Efendim Elif Azra. E8'de sayıyor muyuz ki? Efendim? 8'e. Eksi 8'den eksi 7'ye gittin 1. Eksi 7'den eksi 6'ya gittin 2. Eksi 6'dan eksi 5'e gittin 3. Evet devam edelim. Aşağıdaki tam sayılardan hangisi sayı doğrusu üzerinde yer alan A noktasına karşılık gelen bir şey olamaz? Bakın eksi 7'nin solunda ama oradakilerden bir tanesi sağında kalır. Solunda değil Elif. Elif acele ediyorsun Elif. Evet Elif olmamış bu konu Elif. Tekrar etmen lazım.
mi benimki? Tek tek sormuyorum. Ben görüyorum zaten. Yanlış yapanı uyarıyorum. Bu kadar beklemeye gerek yok. Soru çok basit. Alperen, hiç dinlemiyorsun beni Alperen. Olmaz. Balamir, olmamış. Bu konu oturmamış. Sayı doğrusu oturmamış Balamir. Hocam olamaz. Işte. Oldu. Evet, olamaz istiyoruz. Hocam işte olmuyor. Alperen, lütfen atmasyon yapma Alperen. Cevabı gönder. Hocam, hocam. Evet, arkadaşlar, Allah aşkına, eksi 7'den sonra burada ne gelir? Eksi 8, eksi 9, eksi 10, eksi 11, eksi 12, eksi 13, eksi 14 diye gitmez mi? Evet. Yani evet. Eksi 10 gelebiliyor, evet, eksi 9 geliyor, eksi 8 geliyor, eksi 6 duru gelemez. Eksi 6 nerede? Eksi 6 buralarda. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor değil mi? Enes dikkat. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ömer Faruk sor. Hocam ben doğru atmadım mı size? Yo aferin. Evet. He. Hocam sonra ben de son anda doğru atmadım. Ben cevabı atacağım. Anlatmadan önce anlatmadım ben de. Görünüz evet, mü dikkat hocam? Edelim. Arkadaşlar şimdi kim kimden daha büyük buna dikkat edeceğiz. Bu çok karıştırılıyor. Lütfen burayı iyi dinleyin. Yoksa 7'de beni çıldırtıyorsunuz. 8'e geldim mi ümitsiz vakaya dönüşüyor olay. Mesela öyle öğrenciler var. Ben fikrimi söyleyebilir miyim? Ben velilerine diyorum ki bir dakika. Velilerine diyorum ki 8. sınıfta yani hiç bir şey beklemeyin matematik adına. Niye? 6, 7 olmamış. 8'de ben bu çocuğa neyi öğreteceğim? O yüzden şimdi iyi dinle, güzel öğren. Evet. Değil mi? Eksi 1, eksi 4'ten daha büyük değil mi? Tabii ki daha büyük. Söyleyeceğiz. Arkadaşlar, sayılar soldan sağdan sola doğru küçülür. Bakın 4'ten sola doğru gelirsen 3, 4'ten daha küçük. 2, 3'ten küçük. 1, 2'den küçük. 0, 1'den küçük. Eksi 1, 0'dan. Bakın sola doğru sayılar küçülüyor. Fark etmez. Eksi 2 de eksi 3'ten büyük. Şimdi normalde nasıl düşünürsün? Ya 2, 3'ten küçük. Hayır, eksi oldun mu tam tersi. Anlaştık mı? Mesela eksi 100, eksi 101'den büyük mü küçük mü? Büyük. Büyük. Eksi 101 küçüktür diyorum. Eksi 100. Anlaştık mı? Yes. Evet. Peki eksi 3 mü daha büyük, eksi 2 mi? 2. Eksi 2. Dikkat edin. Eksi 1 mi yoksa artı 1 mi daha büyük? Artı 5. Tabii ki artı olan her zaman daha büyük. Artı. O zaman sayı doğrusunda sayılar sağa doğru gidildikçe büyüyor, sola doğru gidildikçe ne oluyor? Küçülüyor. Evet, buraya dikkat edelim. Değerli arkadaşlar. Negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür. Ne demek? Mesela şurası eksi 4, burası eksi 7. Sizce eksi 4 mü büyük, eksi 7 mi? Eksi 4. Neden? Sıfıra daha yakın değil mi? Hocam eksi 4 daha büyük ama eğer ki artı 4 mü yoksa artı 7 mi deseydi 7 daha büyük. Evet, pozitif tam sayılarda ise sıfırdan uzak olan daha büyük. Anlaştık mı? Dolayısıyla eksi 1, eksi 6'dan ne oluyor? Büyük oluyor. Var mı burayla ilgili sorusu olan? Eksi 1, eksi 6'dan büyük olur. Arkadaşlar Kasım ayında size okutacağım kitap bu olacak. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde okuyan var mı? He? Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ben okumadım. Evet, evet arkadaşlar hocam. Bunu okutacağım. Bu kitap çok önemli. Atatürk. Hocam ben bunu biliyorum. Benim abim tanıdığı biri
yine bunu bu kitabı yazıyordu hocam ya da satıyordu hocam. Kağıtlara basmadığı için not defteri olarak bize verdi hocam. Anladım. Bu kitabın PDF'ini atacağım. Herkes okuyacak. Atatürk bu kitabın tüm Türk öğrencileri tarafından ve öğretmenleri tarafından, hatta tüm Türk halkının okumasını istediği bir kitap. Evet, Atatürk'ün tavsiye ettiği bir kitap arkadaşlar. Demek kitabın adına bir daha söyler misin? Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde okudum, kitabı size göstereyim mi? Arkadaşlar, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabın adı. Almak isteyen alabilir. Evet. Şimdi tek tek gidiyoruz. Buyurun Ali. -15, -18'den büyük mü, küçük mü? Hocam büyük. Büyük. Evet, ismi B ile başlayan var mı? Balamir. Balamir, 67-39'dan büyük mü, küçük mü? Hocam büyük. Aa bak, sende aynısı varmış Elif, evet. Hocam ben en son geçeyim. Sen okumaya başla. Evet, ismi C ile başlayan var mı? Ben mi yalnız A ile başlayan birisi daha var. Olsun. İclal'de C var. İclal'le gidelim. İclal. -11, +11'den büyük mü küçük mü? Hocam A ile başlayan bence. Bir dakika. Hocam İclal. C, E daha iyi. İclal. Küçük değil mi? Küçük. Devam edelim. Duru. D ile Duru var. Duru. 6-7'den büyük mü küçük mü? Büyük. Büyük değil mi? Pozitif sayılar her zaman büyük oluyor. Evet. Ebrar Yağmur. 21-8'den büyük mü küçük mü? Büyük. Büyük. Evet. Şöyle bakalım. Tuana'yı seçtim. Tuana 10-16'dan küçük mü büyük mü? Küçük. Küçük. Güzel. Hemen şöyle bakıyoruz. Asya'yı seçtik. Asya -14, -15'ten küçük. Küçük. Güzel. Alperen -83, -84'ten büyük mü küçük mü? Büyük. -83, -84'ten büyük. Evet. Kim düştü dersten? Enes mi düştü? Yo. Neredeniz? Göremedim. Ben burada. Parmak kaldırıyor. Heh, yukarıda. Enes. Hocam bana kalsın ya. Enes 27-13'ten büyük mü küçük mü? Büyük. Büyük. Güzel. Yunus Emre -9, -17'den büyük mü küçük mü? Hocam 17 büyüktür -9. -9, -17'den nedir? Küçüktür. Küçüktür. Elif 0-3'ten. Elif. Büyüktür. 0-3'ten? Küçüktür hocam. Küçük 0. Evet. Adam İnel. -25, -19'dan? Adam İnel. Adam İnel normalde 25-19'dan nedir? Büyüktür hocam. Ama eksi olduğu için ne olacak? Tam tersi. -25, -19'dan? Küçük olacak. Tamam. Karıştırıyorsanız bunu da böyle kodlayabilirsiniz. Ha, bunlar artılı olsaydı bu bundan büyük olacaktı. Eksi de olduğu için ne olacak diyeceksin? Küçük olacak. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar hocam, sıfır. Sıfır. Negatif tam sayılardan küçük. Şey büyük. Pozitif tam sayılardansa küçüktür. Bunu unutmayalım. Pozitiflere abi diyor. Negatiflere şşt, ufaklık diyor, gel diyor. Evet değerli arkadaşlar. Arkadaşlar 7'ye 10 kalaya kadar bir mola veriyoruz. 10 dakika. 10 dakika sonra 7'ye 10 kala dersteyiz. Tamam? Tamam. Haydi. Kaot yapacağız. Unutmayın, kaot yapacağız.